Ara Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün nohut haşlayacağız. Nohutun nişastası, jölesi nasıl çıkartılır? Sizlere bütün püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Buyurun tarifimize geçelim. 1 kilo kadar nohutumuzu tozundan, toprağından arındırdım, yıkadım ve tencereme aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyoruz. Üzerine geçene kadar da suyunu çok koyalım ki nohutlarımız şiştiği zaman dışarıda kalmasın, yoksa haşlarken pişmez. Şimdi bir gün nohutlarımızı ıslalı halde bekletiyoruz. Bir gün sonra nohutlarımızı tekrar bu suyunu da dökerek tekrar tenceremize alıyoruz. Bu suyunu ben kullanmıyorum. Tenceremizi ocağımızın üzerine aldık ve üzerine sıcak su döküyoruz. Üzerine geçene kadar. Bu aşamada suyunu çok dökmeyelim, çünkü nişastasını çıkaracağız. Nohutlarımız piştikten sonra bekleteceğiz ve nişastasını çıkartacağız. Suyumuzu kontrol ediyoruz. Bu kadar su yeterli olur. Şimdi kapağını kapatıp nohutlarımızı haşlamaya bırakıyoruz. Nohutumuz kaynadı ve üzerinde köpükler oluştu. Bu köpükleri de mutlaka alalım. Nohutun cinsine göre 30-35 dakika kaynadıktan sonra nohutlarımız pişecektir. Köpüklerin hepsini alalım. Kapağını kapatıp ve pişme süresini başlatalım. Köpüklerini aldık. Şimdi kapağını kapatıyoruz ve pişme süresini başlatıyoruz. Benim nohutum yarım saat sonra pişmişti. Kontrol ediyorum ve lokum gibi nohutlarım pişmiş. Şimdi bu aşamada kapağını kapatıyoruz. Oda ısısında ben 2-3 saat beklettim ve daha sonra buzdolabına aldım. Bir günde jölesinin nişastasının çıkması için bekletiyoruz. Nohutumu bir gün sonra buzdolabından çıkartıyorum. Bakın, işte bu öz suyu, bu nohutumuza lezzet veren bu suyu. Bu nohutla yaptığımız bütün yemekler, salatalar, çorbalar, pilavlar çok daha lezzetli olacaktır. Siz de bu şekilde haşlayıp ve deneyin. Bana teşekkür edeceksiniz. O kadar lezzetli oluyor. Bakın, tamamen jölesini bırakmış. Ve nohut yemeği yaparsanız suyu çok daha özlü oluyor. Şimdi ben dondurucu poşetlerine koyarak nohutlarımı dondurucuya kaldıracağım. Ramazan'da kullanmak için, Ramazan ayında. İstediğiniz doğrultuda hangi yemeğe ne kadar koyacaksanız o şekilde poşetlere bölüp kaldırın nohutlarınızı. Hatta ben nohutu sobanın üzerinde kış ayında pişiriyorum. Bu şekilde paketleyip ve daha sonra İstediğim yemeklerde, çorbalarda kullanıyorum. Hepsini paketleyip poşetlerimizi dondurucuya kaldırıyoruz. Siz dilediğiniz kadar nohuttan haşlayabilirsiniz. Bakın, tencerenin kenarındaki işte öz suyu jölesi çıkınca yemeklerimize çok daha lezzet katıyor nohut. Şimdi hepsini paketleyip ve dondurucuya kaldırıyorum. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun, beğeni ve yorum yapın. Hoşça kalın.